Moleküler biyolojinin bir diğer korkulan, bir daha diğer nefret edilen konusuyla sizlerle birlikteyiz. Ben mezun olalı çok oldu. Hala bu konudan nefret ediliyor mu bilmiyorum ama rekombinasyondan ne kadar sevilmiyorsan site specific recombination onun iki katı kadar sevilmez. Neden? Çünkü rekombinasyonun bir tık daha zoru zaten. Neyse, o kadar zor değil. Ben sonunda anladım. Sizin de anlayacağınızı düşünüyorum. Site specific recombination ne demek? Site, bölge veya alan demek. Specific, özgü demek. Recombination, rekombinasyon yani bir şeyi tekrar yapmak demek. Bunun başında aslında bir de conserved var. Yani korunumlu. Korunumlu, alana özgü rekombinasyon. Neden böyle olduğunu birazdan anlayacağız. Öncelikle bir tane transpozonlardan da hatırlayacağımız bir adet DNA parçamız var. Şöyle tipsiz bir DNA parçası bu. Rekombinasyon neden deniyor buna? Neden transpozonlardan daha farklı diye sorarsanız efendim az sonra geliyor. Ama henüz sormamış da olabilirsiniz. Çünkü daha yeni başladım. Burası da genom. Şimdi genomda yönlerimizi belirtmek için buraya X dedik. Yani bu X geni falan değil. Sadece bu parça anlamında. Burası da Y parçası. Bu da circular bir şey. Yani dairesel bir şey. Ama buraya A diyoruz. Buraya da B diyoruz. Şimdi bunun şurada bir bölgesi var. Şu bölge. Burada da bir bölge var. Bunlar birbirlerine tanıyabilen, birbirlerine yapışabilen diziler. Yani bu DNA'nın, gelen DNA'nın gireceği DNA bölgesinde kendisine özgü reseptör gibi olan DNA dizileri var. Transpozonlarda böyle bir şey yoktu. Transpozon gidip genoma random bir şekilde dalıyor. Yani random bir şekilde katılıyor, oraya kesiyor. Bir de transpozon çıkarken DNA tamirine ihtiyaç duyuyorduk geride kalan DNA. Çünkü parçalanmış oluyordu. Bunda korunumlu denmesinin sebebi o buradaki. Burada DNA'nın tamire ihtiyacı yok. Çünkü çok temiz bir şekilde girip temiz bir şekilde çıkıyor. Çünkü orada onu gate görevi gören, yani açılıp kapanan kapıları var. Yani böyle mıknatıslı kapılar gibi düşünebilirsin. Mıknatıslı bir şeyin içine yine mıknatıslı bir şey koyuyorsun. Sonra o çıkınca tekrar öteki mıknatıslar bir araya geliyor gibi düşünebilirsin buradakilere. Conserved denmesinin sebebi o. Site specific denmesinin sebebi bunun tanıdığı burada dizi var. Yani bu sadece bu diziye bağlanabiliyor ve bu diziye entegre olabiliyor. Onun için de site specific deniyor. Şimdi burada iki tane olay. Bu tarafa integration, geri dönüşüne excision denmiş. Integration, entegre olmak. Entegrasyon, yani bir şeyin içine katılmak. Excision'da excise, bunun kelimesi şeyi, verb'ü yani fiil hali, excise. Bir şeyin içinden bir parçayı kesip almak demek, çıkarmak demek. Yani bu tarafa excision, bu tarafa integration olarak bilebilirsiniz. Şimdi bu buraya bağlandığında hani magnet gibi düşünün demiştim ya. Şimdi şu açılacak. Nasıl çizeyim onu? Şöyle çizeyim. Şu X'in parçası burası. Açıldı. Şöyle birbirinden uzaklaştırayım. Burası da Y'nin parçası. Şu da açılırsa eğer şöyle gidiyor ya. Bu da B. Açılırsa ne olur? Bu buna gider, yapışır. Bu da buna gider, yapışır. Yani bunların hep magnet olduğunu düşün. Bunun da bilezik gibi bir şey olduğunu düşün. Koluna takılan bileziklerde magnetler oluyor ya. Onlar gibi olduğunu düşün. Bu açıldığında bu bilezik parçasını şunun içine katacağını düşün ve bu o zaman A'dan buraya bağlanır. Karşılıklı çünkü. O zaman ne olur? X sonra A kısmı, sonra B kısmı, sonra buraya entegre olmuş olur. Şuraya girmiş olur ve bu şekilde, yani daha nasıl göstereyim? Şöyle girmiş olur buradaki DNA parçasının içine. Şimdi eğer
bunu çıkarmak istersem, bunu şurada gösterelim. Bu sefer nasıldı? A buradaydı, B buradaydı. Çıkarmak istersem, bu sefer şöyle birleştirip çıkarması gerekecek. Yani hücrede kalan diziler zaten şurada kalmış olacak yine. Tekrar çıkartabilecek. Bunun ötesinde yalnız bu en baştaki diziyi değiştirecek şekilde çıkabilir. Yani şu A'dan B'ye gibi giden, şöyle A'dan B'ye gibi giden dizi bu sefer B'den A'ya gibi çıkabilir. Buna da inversion deniyor. Ters çevirmek demek bu da. Dolayısıyla site specific rekombinasyonda 3 tane şey, integration, excision ve inversion'ın anlamları bunlar. Aslında çok da hani aman aman zor bir şeyler değil ama hayal etmesi birazcık zor oluyor. Ben burada şu an tabii ki de bir video ihtiyacı hissettim. O videoyu ekleyeyim ben. Transposition ile recombination arasındaki farklar dersek, şimdi tekrarlı diziler hem gelen DNA'da var hem de alıcı DNA'da var. Transposition'da öyle bir şey yoktu. Reaksiyonlar farklı. Burada çok kritik bir reaksiyon farkı var. Transpozonlardaki enzim transposeizdi. Buradaki enzim ise recombinase. İkisi arasında ne fark var derseniz, transposeiz geçici bağlar kuruyor. Hidrojen bağı gibi. Ancak rekombinazlar kovalent bağ kuruyor. Dolayısıyla buradaki reaksiyon bir önceki dersteki reaksiyona göre çok daha fazla enerji gerektiren bir reaksiyon. Şurada, burada göremediğimiz aslında arada fosfatlar var. DNA'nın, hatırlarsanız DNA'yı kestiğimiz zaman fosfat şeker bağından kesiyoruz. Orada açıkta kalan o fosfatları da tamir ediyor. Korunumlu denmesinin bir sebebi de o. Şimdi bu korunumlu rekombinasyon bizim nasıl bir işimize yarıyor olabilir, ona bakacağız. Neyde bakacakmışız? Yine bir bakteride bakacakmışız. Bakteride bakmasak şaşardım. Her şeyi bakteride öğreniyoruz. Sonra insandakini öğrenmek zor oluyor. Ama bakteriyi çalışmak çok kolay, tahmin edersiniz ki. Şimdi bu rekombinasyon yöntemini kullanarak bakteriler genlerini açıp kapayabiliyorlar. Bizde gen ifadesinin kontrolü diye bir şey var. O bir chapter zaten başlı başına. Takribi 10 derste falan anlatacağım bir şey yani. Gen ifadesinin kontrolü. Ancak bakteri kendisine daha güzel yöntemler bulmuş. Ve şimdi bizimle olacak olan bakterimiz Salmonella. Nedir? Bilir misiniz Salmonella'yı? Aslında kesin biliyorsunuz. Çünkü besin zehirlenmesi yapan bakterimiz. Bunun flagellası var. Çünkü kendisinin tipi şöyle bir şey. Bu da flagellası. Burada bir phase variation denilen bir olay yapıyor. Faz çeşitliliği gibi bir şey yani çevirirsek. Bin nükleotitlik, yani bayağı bir büyük, bin nükleotitlik bir geni flip diye ters çeviriyor. Az önce hani görmüştük ya inversion, hani çok hipotetik bir şey gibi görünüyordu ama değil, aslında hipotetik değil. Ben şimdi bunu bir çizeyim. Salmonella'nın figürlerini çizdim. Şimdi Salmonella neydi? Besin zehirlenmesi yapan bakteri. Ama burada neden çalışmışız? Çalışmış insanlar bunu. Bu gen parçasının böyle yer değiştirmesi, işte mobil DNA elementleri, ondan sonra gen ifadesinin bununla ayarlanması gibi konuları çalışmak için Salmonella'yı seçmişler. Salmonella bir bakteri, tekrar söyleyelim. Ve bir flagellası var. Yani böyle uzun bir kamçısı var burada. Şimdi bu phase variation denilen bir şey yapıyor. Bu ne demek? Şimdi iki tane flagella, yani iki tane kamçı yapabiliyor bu arkadaş. İki tane protein üretiyor bunun için. H2 ya da H1. Eğer ki bir hücreye girdiğinde, enfekte ettiğinde konak hücre buna karşı bir antikor üretirse
flajellasına karşı bir antikor üretirse o zaman hemen diğer tür flajellaya geçiyor. Böylece iki protein arasında switch edebiliyor kendini koruyabilmek için. Bunu nasıl yaptığını göreceğiz. Bu genomdaki lokasyonu H1 ve H2 için. H2'nin kodlandığı yer burası. H1'de uzakta bir yerde. Başka bir kromozomda diyemiyoruz. Çünkü halkasal DNA'sı var. Ama uzakta bir yerde. Yani peş peşe değil. Normalde olan şu. Şu kısım ters dönebiliyor. Burası. Ve şurada da tekrar dizileri var. İkisinin aynı olmasını tabii tercih ederdik. Şöyle yapalım. Tekrar dizilerini hatırlarsınız. Tekrar dizileriyle integrase veya transposase gelip bağlanabiliyordu. Ve yerini oradan çıkarıp takabiliyordu. Burada da ona benzer bir sistem çalışıyor. Şu tekrar dizisi, şu tekrar dizisi. Buradaki ok şu demek. Bu promoter demek. Bunu hemen çok yakında göreceğiz. Promoter'ın ne olduğunu. Ama şimdilik yani şöyle açıklayayım. Buraya RNA polimeraz gelip bağlanıyor. Ve RNA sentezini buradan başlatıyor. Ve promoterların yönü var. Yani bu yönü olduğu için bu tarafa gider. Promoter buraya bağlandıktan sonra bu tarafa gitmez. Eğer RNA polimeraz geldi bağlandı. Üretime başladı. Buradan H2 için bir mRNA üretecek. Şöyle devam etti diyelim. Bir de burada represör var. Bunun da mRNA'sı devam etmiş olacak. Sonra bitti diyelim ki. Şimdi buradan ribozomlar geldi ve protein sentezi yapacak. Ne yapacak? Birincisi şu H2 proteinlerini yapacak. Buradan da represör proteini yapacak. Bu represör proteini şöyle bir şekilde gösterelim. Bu represör proteinin görevi gidip H1'in promoter'ına bağlanmak. Şu diğer flagella için olan proteini kodlayan gen. O proteini kodlayan gen burası. Bunun başında da bir promoter var. Ve bu promoter'a yani bu arada promotorun Türkçesi yok. Yani promotor bölge diyoruz Türkçe'de. Buna gidip bağlanıyor. Buna bağlanınca RNA polimeraz buraya artık bağlanamıyor. Bağlanamadığı için de H1 üretilemiyor. Şimdi bu birinci senaryo. İkinci senaryoda H2'ye karşı antikor üretildi ve bu bakteri bu proteini değiştirmek istiyor. O zaman şu repeat site'lardan bu dizi ters çevriliyor. Ters çevrilince neye benzeyecek bu? İnşallah görünüyordur bu kalem. Şöyle çevirdik. Burada şu dizisi varmış. Promoter bu tarafa döndü. Geri kalanı aynı. Şimdi RNA polimeraz buraya bağlandığında transkripsiyon bu tarafa doğru gidecek. Yani şu tarafa doğru gidecek. O zaman ne olacak? H2 üretilmeyecek. Represör de üretilmeyecek. Ve represör üretilmediğinde burada bir engelleme olmadığı için RNA polimeraz buraya bağlanabilecek. O zaman da H1 protein üretilecek. Bu aslında çok basit bir mekanizma. Şu anda biraz havada kalmış olabilir. Eğer henüz promoter nedir, işte transkripsiyon nedir görmediyseniz. Ben bunu sileyim. Ama çok da sadece transpozonun burada nasıl etki ettiğini anlamak açısından önemli bir örnekti. Hani bu transpozonlar hücrede neden kalmış, ne işe yarıyor, zarar vermiyor mu gibi düşünceleriniz varsa aslında hücrede görevleri var. Şimdi gelelim bizim bakterilerden adapte ettiğimiz bir yönteme.
Bu bunun adı da Kre Lux sistemi. Şimdi bu çok güzel bir sistem. Bunun genetik laboratuvarlarında kullanılıyordu bu. Çok yaygın şekilde. Şimdi CRISPR çıktığı için herhalde o kadar popüler olmayabilir ama hala geçerli olan bir sistem. Bu sistemi mesela insan hücre hatlarında falan kullanabiliyorsunuz. Ama esas model organizmada kullanımı mantıklı. Çünkü farklı dokularda genin farklı etkisini siz kendin, yani kendin yapabiliyorsun hücrelerde. Şimdi bu kre bir rekombinaz, yani bir enzim, rekombinaz enzimi. LOX ise LOX-P diye yazılıyor. Bunlar da DNA dizisi. Şu rekombinazın tanıdığı tekrar dizileri bunlar. Yine transpozomlardan öğrendiklerimizden çok bir şey değiştirmiyoruz. Şimdi iki tane konstrakt yapılıyor. Konstrakt ne? Daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum. Konstrakt inşa edilmiş olan şey demek. Burada ne demek? Sen normalde olmayan bir DNA dizisini kendin sentezliyorsun. Ve bunu hücrelere verebiliyorsun daha sonra. DNA dizisi sentezlemek zor bir şey değil. Artık bunu sentezleyen makineler var zaten. Hani ATGC, eğer diziyi biliyorsan sekansı yaptırabiliyorsun. İki tane dizayn ediyorsun. Birincisi krenin olduğu. İkincisi de LOX-P'nin olduğu. LOX-P'den iki tane olması gerekiyor. Evet. İki tane konstraktımız var. Şimdi ne lazım? Bunları nereye yerleştirdiğin çok önemli. Birincisi bu LOX-P'nin ortası istediğin gen olması gerekiyor. Yani hedef gen. Yani LOX-P'nin ortası değil de senin LOX-P genlerini, LOX-P dizilerini hedef geninin iki tarafına koyman gerekiyor. Ve bunu bir şekilde normalde hücrelerde değiştiremeyeceğin için açıkçası mesela farede yapılacaksa embriyonik aşamada yapılıyor. Yani embriyonik aşamada o iki dizi oraya konuyor. Bunun detayı daha sonraki ilerleyen bölümlerimizde detaya gelecek. Nasıl olduğunu. LOX-P'yi buraya koydum. Burada bir olay yok. Şimdi buraya da krenin başına bir promotor dizisi koyuyorsun. Ama bu da istediğin dokuya özel olması lazım. Organa özel. Şimdi bunun ne anlamı var? Senin çalışan gen ölümcül bir gen olabilir. Hayati bir gen olabilir. Ne bileyim, RNA polimerazı bloke edemezsin hiçbir yerde. Çünkü yaşamsal önemi var. Daha pek çok genin yaşamsal önemi var. Veya mesela kalpte senin onu engellemen veya inhibe etmen ölümcül olabilir. Ama karaciğerde değildir. Onun için sen bunu karaciğerde inaktive etmek istersin. Ve sadece basitçe bu genin karaciğerdeki etkisini görmek istiyorsundur. Veya kalpteki etkisini görmek istiyorsundur. O zaman o organa özel bir promotör dizisinin peşine koyuyorsun kreyi. Şimdi bu organa özel promotör nedir? Her organın kendine özgü bazı aktif olan genleri var. Yani bunu en kolay hep şeyden anlatıyorum. Retinada ışığa duyarlı reseptörleri olan hücreler var mesela. ROT ve CONlar denen. O ışığa tepki veren hücrelerinde, ışığa tepki veren reseptörün vücudun başka bir yerinde olmasına gerek yok. Yani derimizin üstündeki hücreler de ışığa tepki veriyor ki renk değiştiriyorlar, melanin sentezleyip. Ama karaciğerin ömür boyunca ışık görmüyor. Onun için de ışığa tepki vermesi gerekmiyor.
Tam tersi işte karaciğerde de ne yapılıyor? Karaciğer hep en çok bilinen şey. İşte glukozu glikojene çeviriyor. Krebs cycle'ın bütün şeyleri, komponentleri falan var orada. Ama esasen depolamaya yönelik şeyler var. Çeşitli enzimler var. O enzimleri de göz hücrenin ifade etmesi gerekmiyor. Onun için eğer gözde çalışacaksan bunu, ışığa duyarlı olan genin promoterını kullanabilirsin demek. O zaman veyahut da ışığa duyarlı olan geni çıkarıp onun yerine bunu koyabilirsin demek. Öyle olunca ne oluyor? Senin hedef organında sadece bu aktif oluyor. Hedef olmayan organda aktif olmuyor. Mesela diyelim ki karaciğerde dedik. Çalışıyor. Gözde çalışmıyor. Gözde bu promotör kapalıymış. O zaman burada kre proteini var karaciğerde. Burada yok demek. Şimdi kre proteini üretildi. Bu gidip LOXP site'ları tanıyor. Çünkü bu transpozez gibi, integrez gibi bir enzim. Ve buradan ne oluyordu? Böyle birleşip hatırlarsak şöyle bir şekli vardı bunun. Şurada LOXP site'lar yan yana gelecek şekilde bir araya getiriyor. Ve buradaki parçayı çıkartıyor. Dolayısıyla bu gen bu hücreden yok olmuş oluyor ve bu hücrede bu gen olmadığı zaman ne oluyor? Bunları inceleme şansın oluyor. Bu böyle. Halbuki diğer organlarda hiçbir şey görmüyorsun gibi. Böyle çok güzel bir sistem bu. Hele dediğim gibi deney hayvanlarında yapılan bir şey ve embriyonik aşamada yapılması gerekiyor. Yani transgenik hayvan oluyor bu yapıldığında. Genetiği değiştirilmiş hayvan oluyor. Yani pek çok şeyin çalışılmasına fırsat veriyor tabii. Buradaki kırmızı ve turuncu ipler çift iplikli DNA. Mavi ve pembe olanlar da farklı bir DNA parçası. Recombinase recognition sequences diye gösterdiği yerler şu burada sarı, burada pembe olan alanlar. Bunlar enzimin tanıyacağı yerler. Bu da arada kalan DNA parçası. Bu diziler simetrik diziler ve rekombinans proteinleri tarafından tanınıyor ve rekombinans proteinleri buralara bağlanıyor. Arada kalan bölgelere de crossover bölgesi deniyor çünkü değişimin olacağı yerler. Bölgenin tamamını recombination site diyebiliriz. Şimdi burada bu videoda özel bir durum için anlatılıyor. Tayrozin rekombinazları anlatıyor ve biraz daha detayına giriyor. Biz ona girmeyeceğiz ama şu anda yaklaşmakta olan iki tane yeşil sap ünitesi, iki tane de mor sap ünitesi olan bir rekombinaz enzimi gelip bu az önce dediğimiz o dizilere bağlanmasını bekliyoruz. Bir videodan rekombinazların çeşitlerine bakalım. Şimdi alana özgü rekombinazlar bakteri ya da mantarlardan elde edilmiş olabilir. DNA ipliklerini kırıp tekrar birleştirebilme özelliğine sahipler. 30 ya da 40 nükleotitlik kısa hedef DNA'ları tanır ve bağlanabilirler. Bunlar genel özellikleri. İki gruba ayrılıyor. Aslında bütün transpozonlarda falan kullanılan rekombinaz serin rekombinaz. Yani serin ve tirozin biliyorsunuz birer amino asit. Bu amino asiti tanıdıkları için sanırım aktif bölgelerinde bu amino asit olduğu için bu isim verilmiş. İşte gamma delta resolvase, TN3 bir transpozon onun enzimi veya en sondaki bir faj aslında bakteriyofaj bunun integrase enzimi. Bunlar hep serin rekombinazın örnekleri. Tirozin rekombinazda ise kre rekombinaz ve filipaz rekombinaz çeşitleri var. Bunlar da genetik biyoteknolojide genetik mühendisliğinde kullanılan rekombinazlar. Tirozin rekombinazları aynı zamanda cyclization recombination da deniyor.
yani halkasal hale getirme demek. Kreri kombinat 80'lerin sonunda bulunmuş ve 90'larda ilk kez bir farelerde T lenfositlerinde kullanılmış. Normalde P1 adı verilen bir bakteriyofajdan geliyor. O normalde onun enzimi olarak çalışıyor. Burada 3 boyutlu yapısını görebiliyorsunuz kre rekombinazın. Bir önceki videoda da mor ve yeşil protein alt üniteleri şeklinde görmüştük. Rekombinazların bağlandığı bölgeye LOX P deniyor. Açılımı da locus of crossing over of bacteriophage P1. Yani bakteriyofaj P1'de crossing over yapan locuslar, bölgeler demek. 34 bazlık bir recognition site'ı var. Tanıma bölgesi var yani. Bunların içinde 34 bazın içinde bir çekirdek dizisi var. Core sequence diye burada yazdığı. Bu dizilerin oryantasyonu ve nerede oldukları reaksiyonun sonucuna etkiliyor. Eğer ki hedef genin iki yanında ters yönde yerleşmiş diziler varsa bu durumda sonuç kre rekombinazın oluşturacağı reaksiyonun sonucu inversion yani ters dönme oluyor. Dizi tamamen tersine dönüyor. Aynı yerinde kalıyor. Aynı yönde olan dizilerse bakın böyle bir yöne bu da aynı yöne gidiyorsa burada bir delesyon ile sonuçlanıyor rekombinazın reaksiyonu. Eğer farklı DNA parçalarındaysa burada da translokasyon yani yeniden başka bir yere yerleşmesi, yerinin değişmesi şeklinde sonuçlanıyor. Kre fare modellerinde dokuya özgü bir promoter'ın seçilmesiyle çalışıyor. Böbreğe özel kaderin promoter'ını kullanmışlar mesela buradaki örnekte. Öncelikle bir homozigot LOXP fare yapılıyor. Bu transgenik fare yöntemlerinde göreceğiz bunu zaten tekrar. Homozigot farede LOXP homozigot fare ne demek? Bir farede LOXP dizileri oluşuyor. Diğerinde ise kre proteinini üretecek enzim konstrakt yerleştiriliyor. Buradaki promoter dizisi de işte dokuya özgü oluyor. Dokuya özgü bir promoter olacak. Bu farede LOXP dizileri var genin etrafında. Bu farede kre rekombinazı üretecek olan konstrakt var. Daha sonra bunlar çiftleştirilip bunların yavruları alınıyor. Sonraki jenerasyonlarda hem LOXP site'ları hem de kreinin olduğu ve bunun belli bir promoter'ın altında aktif olduğu, belli dokularda aktif olduğu bir fare soyu elde edilmiş oluyor.